Herkese selam, herkese merhabalar. Bu videoyu izlediğine göre artık KPSS'de son 3 aylık sürece girmiş bulunmaktayız. Aslına bakarsan ben bu videoyu şu anda Ramazan'da çekiyorum. O yüzden olur da hatalarım, kusurlarım olursa affola. Evet, son 3 aylık düzeye girmiş bulunmaktayız. Şöyle süreci biraz düşünüyorum da gerçekten çok yoruldun, çok çalıştın. Sürekli dersler, denemeler, üniversite devam ediyorsa oradaki ödevler, vizeler, finaller, sonra salgın eklendi üstüne, belirsizlikler, karantina dönemi, sürekli aynı yerde derslerle mücadele. Ben anlatırken bile yoruldum aslında. Ama şöyle bir durum var ki bu süreç daha bitmedi. Sürecin artık son 3 aylık düzlüğüne gelmiş durumdayız. Bu bahsettiğim son düzlük sınavın belki de en kritik noktası. Bu yüzden bu dönemde yapmış olduğun çalışmalara oldukça dikkat et. Dediğim gibi bu süreç aslına bakarsan oldukça kritik bir süreç. Peki ben neden kritik diyorum bu sürece? Farkında mısın? Birçok insan artık biraz önce bahsetmiş olduğumuz o yoğun tempoya dayanamıyor ve bir bir bırakmalar, kırılmalar başlıyor. Çevrene bir bak istersen, sen de göreceksin. Kimisi tamamen çalışmayı bırakmış durumda. Kimisi diyor ki ben bu aralar pek çalışamıyorum, çok az bakabiliyorum. Kimisinde ise halen devam eden düşüşler yaşanmakta. İşte tam burada senin için de dikkat et sirenleri çalıyor. Dikkat et, sen de kırılma. Evet, bu 2020 bizi ilk aylardan yormaya başladı. Şu an yılın ortasına gelmiş durumdayız. Sınavın yanında birçok zorluklarla karşılaştık. Kabul ediyorum. Sınav süreci zaten zor bir süreçti. Bir de üstüne bu salgın dönemi eklenince oldukça zorlaştı. Ama tam bu noktada aklımıza şu söz gelmeli. Pes edeceksek buraya kadar gelmenin anlamı neydi ki? Çektiğin o bütün sıkıntılar, bütün zahmetler, alnından akan terler, belki akan gözyaşları. Bunların hepsi boşuna mıydı? Önünde 3 aylık bir süreç varken, yani kocaman 90 günlük bir süreç varken bırakmak için miydi? Hayır hayır, yani eminim ki değil. Bu çalışmalar, bu emekler bir amacı olan, bir hedefi olan, mücadeleyi gözüne kestirebilmiş insanların özellikleridir. Bu yüzden yapman gereken tek şey sadece 3 ay daha dişini sıkmak. 3 ay. Düşünsene bak, şöyle 3 ay geçmiş, sınavdan çıkmışsın. Sınav güzel bir şekilde geçmiş ve sonra ataman geliyor. İşte o zaman geriye bakıp bugünlere geri döndüğünde iyi ki bırakmamışım, evet zor oldu, evet yorucu da oldu ama sonu güzel bitti diyebilmek için. Sonu güzel biten şeyleri hak edebilmek için biraz daha gayret gerekiyor. Dikkat et güzel insan, her şey şu son 3 ayda senin elinde. Bu yüzden çalışmalarına bu dönemde çok dikkat etmen gerekiyor. Ve tam bırakmak istediğin, zorlandığın o anlarda kendin biraz önce söylediğimiz o güzel sözü söyleyebilirsin. Pes edeceksek buraya kadar gelmenin anlamı neydi ki?